çözümü Kur'an'da aramadıkları için. Cahiliye insanlarının yaptığı en büyük yanlış budur. Çözümü Kur'an'da aramamaları. Bu kimselerin büyük çoğunluğu içerisinde bulundukları durumun açmaz bir hal aldığını açıkça görürler. Yaşadıkları hayat tarzının, benimsedikleri karakter yapısının umdukları sonucu vermediğini, kendilerini tatmin etmediğini ve hatta sıkıntıya soktuğunu hayatlarının her anında hissederler. Ancak buna çözüm olarak cahillerin sunduğu diğer alternatifleri deneme yoluna giderler ki bu da onlara bir şey kazandırmaz. Çünkü cahiliye sistemlerinin temelinde birbirlerinden hiçbir fark yoktur. İnsanlar, mekanlar ve şartlar değişir belki. Ama yaşanan kaygılar, hedefler hep sabit kalır. Entel karakteriyle yaşayanın da sosyete kültürünü benimseyenin de asıl hedefi hep dünya hayatı üzerinedir. Oysa dünya hayatı hırsla bağlanmaya değmeyecek kadar kısadır. Burada dünyevi anlamda kazanılan hiçbir şey baki kalmaz. Ölümle birlikte insanlardan mutlaka uzaklaşır. Bu nedenle dünya adına atılan her adım sıkıntılıdır. Bir insan ancak Allah'a yöneldiği zaman huzura kavuşur. İnsanlar ancak Allah ile dost olup onun beğendiği hayatı yaşadıklarında bu sıkıntılardan kurtulabilirler. Allah bir ayette bu önemli sırrı şöyle bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar iman edenler, ve kalpleri Allah'ın zikriyle mütmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mütmain olur. Rad Suresi 28 Allah ile dost olan bir insan ise yol gösterici olarak Rabbimizin indirdiği hak kitaba kusursuzca uyar. Artık onun karakterini ve yaşam tarzını belirleyecek tek ölçü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan nura çıkarıcı özelliği vardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Ra bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. İbrahim Suresi 1 Bu nedenle Kur'an'ın kazandırdığı karakterde sıkıntı, huzursuzluk, kaygı ve karmaşa yoktur. Mutlaka güzel bir hayat, mutlaka dengeli bir ruh ve mutlaka güzel tavırlar vardır. Allah bu karakteri yaşayan müminlere yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğini vaat etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü Allah yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nur Suresi 38